Tarihe sahip, tamamen insan gücüyle çalışır vaziyette, dünyanın en eski zeytinyağı şirketlerinden bir tanesi. Prozemenay diye geçiyor burası, 12 yıl kentinden bir tanesi. Şimdi bu zeytinyağı işlerini çalışma şekline gelince, öncelikle çuvallarla getirilen zeytin buraya dökülüyor. Daha sonra yukarıda çapraz kol var. 4 kişi yardımıyla taş çevriliyor. Yaklaşık 30 dakika içerisinde 200 kilo zeytin eziliyor, hamur haline geliyor. Zaten oluşan malzeme de zeytin hamuru deniyor. Daha sonra orada oluşan zeytin hamuru bu keçelerin içine dolduruluyor. Şimdi tabii o zamanlar bunlar keçi kılından yapılıyormuş. Keçi kılı yağı tutmadığı için. Şu an bunlar keten. Yani replika örnek diyebiliriz. Şimdi bunların içine malzeme hazırlandıktan sonra bu bocurgatı aşağı doğru çevirince şu ağaç olan pres kolu yukarı doğru açılıyor. Şu sol baştaki resimdeki gibi aynı açılıyor. Öyle açıldıktan sonra buradaki keçeler şu pres masasının üzerine ortaya İsteğe göre 10-15 adet olarak diziliyor. Şuraya değil mi? Tabii bunun altına hemen, ikisinin arasına kıstırılıyor. Oraya 10-15 adet olarak diziliyor. Dizildikten sonra bu sefer buradaki bocurgat kapı tarafına çevrilince sol tarafa bu ağaç olan pres kolu aşağı iniyor. Bocurgat yardımıyla halat diğer taraftan taşı kaldırıyor. Taşın ağırlığı 1700 kilo. Pres kolu da 800 kilo kadar geliyor. İkisinin ağırlığıyla birlikte buraya 6,5 ton pres yapıyor. 2 ile 3. resimdeki gibi aynı zeytin hamurunu sıkıyor. Bu zeytinyağıyla kara suda şuradaki yol yardımıyla orada bir yapıyor. Şimdi bu yakından bakabilirsiniz. Evet, şimdi buradan zeytinyağıyla kara su buraya orta kuyuya akıyor. Şimdi tabii daha önceden bu iki kuyu birbirine bağlı. Yanda delik var. Delikle aynı seviyede iki kuyu su dolu. Buraya zeytinyağıyla kara su dökülüyor. Koyu olan kara su ağır olduğu için çöküyor. Delikten diğer tarafa geçiyor. Üstteki zeytinyağı da kepçede tas yardımıyla buradaki tek kuyuya aktarıyorlar. İşte buradan da depoda dinlenmeye alınıyor. Belli bir litre üretilene kadar. Kaç bin yıl önce? Bu 2600 yıl önce. 2600. Tabii milattan önce 6. yüzyıl. 580'lerde. Şurası? Orası da hırsız kuyu. Onun öyküsü nasıl? Şimdi o zamanlar pres tablası ahşap olduğu için bu pres baskı sırasında gözenekler biraz olsun açılıyor. Bu aradan sızan yağ da aşağıda birikiyor. Onu da çalışanlar kendi alanında paylaşıyor. Yani bir nevi üç kağıt o zaman da var diyebiliriz. Eyvallah. Şimdi bu kapı kilidi şöyle, burada üç tane tırnak var. Burada da üç tane dili var. Bu anahtarı yukarı kaldırdığınız zaman şöyle yaptınız mı kapı kilitleniyor. Dil düşüyor aşağıya. Tekrar böyle yaparsanız yukarı kaldırdığınız zaman kapı açılıyor. Şimdiki teknoloji de aynı. Şimdi tabii bu Osmanlı dönemine kadar kullanılmış bir sistem. Yani bu kapı sistemi Osmanlı döneminde kullanılmış. Şimdiki kale kilitlerle aynı. Fakat daha küçültülmüş tabii. Evet. Daha modernize edilmiş hali. Evet.